Evet, benim babam da Ankara Gücü taraftarıydı. Yani Ankara takımı tutmamız gerektiği bize telkin ediliyordu. Bu şekilde futbolla tanışmış olduk. Lise yıllarında daha kendimi yakın gördüm Gençler Birliği'ne. Bu şekilde Gençler Birliği'ne gönül verdim. Benim babadan geliyor zaten abimin dediği gibi. Ben de lise zamanında kendimi Ankara Gücü'ne yakın hissettim. O yüzden Ankara Gücü'lü oldum. Ben güldüm, çok güldüm. Anlaşamayacağımızı düşündüm ama yok olma öyle olmadı. Ama gerçekten hani bunu bütün kalbimle söylüyorum. Gençler Birliği'ni bütün kalbimle destekliyorum. Yani çok temiz taraftarları var, çok temiz futbolcuları var, çok temiz yönetimi var. Yani güzel yani seviyorum. Gençler Birliği'ni seviyorum, gerçekten seviyorum yani. İki takım arasındaki yakınlığı biliyordum yani. Her iki takımın da maçlarına giden insanları tanıyordum. O yüzden yani hiç sıkıntı olmadı. Çok sıcak karşılıyorlar. Mesela ben Ankara Gücü tribününe gittiğim zaman Gençler Birliği formasıyla sıcak karşılanıyorum. Yani hoş geldin falan, herkes selam veriyor. Merhabalaşıyoruz bu şekilde. Vallahi ben zaten Gençler Birliği'ni destekleme nedenim %80 taraftarın temizliği. Yani o yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor. Güzel karşılıyorlar, güzel ağırlıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani Ankara'nın takımlarını desteklemek bizim için güzel yani. Onun için desteklemek güzel. Sezonun ilk yarısındaki derbi de güzeldi. Güzel futbol oynadık ama mağlup olduk neticede. Aslında favori gibi gözüküyorduk ama tabii klasik bir söz var. Derbilerin favorisi olmuyor. Kaybetmiştik ama bu sefer inşallah rövanşı alırız. CEO ya da Stanko. Seviyorum, oyun tarzları hoşuma gidiyor. Yararlı olacaklarını düşünüyorum. Ankara Gücü'nden Orgil'i alırdım. Forvet'te gayet iyi, hareketli bir oyuncu. Kardeşlik. Yani sonuçta aynı şehrin takımıyız. Yani Ankara Gücü taraftarı da aynı sokaklarda dolaşıyor. Biz de aynı sokaklardayız. Yani sonuçta onlar da şehrine ihanet etmeyen insanlar. Bu şekilde düşünüyorum. Güzel anlattı abi. Ben 1-0 bekliyorum. Gol Stanko. Vallahi biz küme düşüyoruz. O yüzden bizim kazanmamızı istiyorum. 2-1 ya da 3-1 diye tahmin ediyorum.